Bu videoda karekök veya daha farklı bir dereceden köke sahip ifadeyi içinde bulunduran denklemleri inceleyeceğiz. Elimize karekök x eşittir 2x eksi 6 denklemini alalım. Böyle bir denklemde köklü ifadeyi eşitliğin bir tarafına, diğerlerini eşitliğin öteki tarafına atarak işe başlayabiliriz. Bizim denklemimizde karekök x zaten eşitliğin sol tarafında tek başına bizi bekliyor. Şimdi, eşitliğin her iki tarafının da karesini aldığımızda, karekök x'in karesi eşittir parantez içinde 2x eksi 6'nın karesi olur değil mi? Karekökü yok etmek için kareköklü ifadenin karesini almak mantıklı bir işlem. Çünkü biliyoruz ki eğer iki ifade birbirine eşitse bunların kareleri de birbirine eşittir. Tabii bunun tersi her zaman doğru olmaz. Karekök x'in karesini aldığımızda karekök ortadan kalkar ve elimizde sadece x kalır. Sağ tarafta ise 2x eksi 6'nın karesini almamız gerekiyor. 2x'in karesi 4x kare, sonrasında 2x ve eksi 6'nın çarpımlarının 2 katı, yani eksi 24x ve son olarak da eksi 6'nın karesi 36 gelir. Eğer böyle bir ifadenin karesini almakta zorlanıyorsanız polinomlar ve binom konularını gözden geçirmeniz gerekiyor demektir. Genel olarak böyle ifadelerin karesini alırken birinci ifadenin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikinci ifadenin karesi işlemini uyguluyoruz. Yani İkinci bir denklem elde etmiş olduk. Bu denklemde x eşittir 4x kare eksi 24x artı 36 oldu. Elimizdeki denklemi daha sade hale getirebilmek için denklemin her iki tarafından x çıkarırsak sol tarafı 0 yapmış oluruz değil mi? Sağda ise 4x kare eksi 25x artı 36 kalır. Köklü ifadeye sahip bir denklemi, böylece ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem haline getirmiş olduk. Çözüm kümesine ulaşmak için ise, denklemde kök bulma formülünü uygulamamız yeterli. Yani, x eşittir, eksi b, yani eksi eksi 25'ten artı 25 artı eksi karekök içinde 25'in karesi yani 625 eksi 4 çarpı a yani 4 çarpı c yani 36 hepsine birden bölü 2 çarpı a yani 2 çarpı 4 8 diyebiliriz değil mi? Bu işlem için hesap makinesi kullanacağım. Evet 625 eksi 4 çarpı 4 çarpı 36 işleminin sonucu 49 çıktı. Güzel. Karekök 49 da 7 olduğuna göre x eşittir 25 artı eksi 7 bölü 8 diyebiliriz. Sonuç olarak iki farklı çözüm bulmuş olduk. Birinci çözüm 25 artı 7 bölü 8'den 4 olur değil mi? Evet. İkincisi ise 25 eksi 7 bölü 8'den 18 bölü 8 yani 2 tam 2 bölü 8 o da 2 tam yüzde 25 olarak yazılabilir. Şimdi bulduğumuz her x değeri bizim başlangıçtaki denklemimizi sağlamak zorunda değil. Ancak ikinci satırdaki her iki tarafın karesinin alınmış halini mutlaka sağlayacaktır. Dolayısıyla öncelikle sonuçların eşitliği sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. x'e 4 verdiğimizde karekök içinde 4 eşittir 2 çarpı 4 eksi 6 eşitliğini sağlıyor mu bakalım. Karekök 4 eşittir 2 ve 2 çarpı 4 eksi 6 da yine eşittir 2 olduğundan 4 değeri eşitliği sağladı. Şimdi de 2 tam %25 değerini kontrol edelim karekök 2 tam yüzde 25 eşittir 2 çarpı 2 tam yüzde 25 eksi 6 eşitliği sağlanıyor mu bakalım. Karekök 2 tam yüzde 25. Ee, karekök 225'in 15 olduğunu biliyorum. O halde bu da 1.5 buçuk olmalı değil mi? Hesap makinesiyle bir sağlayalım. 2 tam yüzde 25'in karekökü, evet 1.5. buçuk. Tamam. Ve 2 çarpı 2 tam 25, 4 buçuk yapar. Eksi 6, 1 buçuk eşittir. Eksi 1 buçuk ediyor. Gördüğünüz gibi eşitlik sağlanmadı böyle değerlere harici çözüm diyoruz ve çözüm kümesine almıyoruz. Harici çözüm. Dahil etmiyoruz çözüm kümesine. İşte bu kontrol bunun için gerekli. Formülden bulmamıza rağmen 2 tam %25 değerini denklemde yerine koyunca eşitlik neden sağlanmadı diye sorabilirsiniz tabii. Sizden ikinci satırdaki veya onun açık hali olan üçüncü satırdaki denkleme bakmanızı istiyorum. Bu denklemde x yerine 2 tam yüzde 25 koyduğunuzda eşitlik sağlanacaktır. Demek ki birinci denklemin karesini alıp ikinci denklemi oluştururken bir şeyleri atladık. Atladığımız şeyi bulmak için ikinci denklemden birinci denkleme geri dönelim. Bunu yapabilmek için her iki tarafında kare kökünü almamız gerekiyor. İkinci denkleme baktığınızda hem 4 değeri için hem de 2 tam %25 değeri için eşitliği sağladığını göreceksiniz fakat orijinal denklemi sadece 4 sağlıyor. Şimdi her iki sonucu da sağlayan denklemi tekrar yazalım. Evet bu konunun bu kadar üstünde durmamın sebebi bu olayı anladığınızda kare köklü ifadelerin karesini almanın mantığını kavrayacak olmanız. İkinci denkleme dönecek olursak bu denklemin kapalı hali x eşittir 2x eksi 6'nın karesidir değil mi? Fakat bunun başka bir kapalı hali olamaz mı diye sormak istiyorum. Mesela Eksi 1 çarpı parantez içinde 2x eksi 6 ifadesinin karesi de buna eşit olmaz mı? Olur değil mi? Çünkü eksi 1'in karesi yine 1'dir. Bu ifadede eksi 1'i içeri dağıtacak olursak x eşittir parantez içinde eksi 2x artı 6'nın karesi e, olur. Çözüm yaparken sadece birinci eşitliğin üzerinden gitmiştik. Son bulduğumuz ikinci eşitliği, göz önünde bulundurmamıştık İki farklı çözüm bulduk fakat sadece 4 değeri x eşittir 2x eksi 6 ifadesinin karesi denkleminde sonuç verdi. Yani denklemin karesini aldığımızda içerinin negatif olabilme ihtimalini hesaba katmamıştık. Eğer denklemi artı eksi kare kök x eşittir 2x eksi 6 şeklinde yazarsak 2 tam yüzde 25 değerinin de eşitliği sağladığını görürüz. Eksi kare kök 2 tam yüzde 25 eşittir 2 çarpı 2 tam yüzde 25 eksi 6 yani eksi 1 buçuk. Evet eşittir eksi 1 buçuk olduğunu görebiliriz. Sonuç olarak İçinde karekök olan bir denklemi çözerken kareköklü ifadeyi tek başına bırakmamız gerekiyor. Tek başına bıraktıktan sonra eşitliğin her iki tarafının karesini alıp denklemi çözmeye devam edebiliriz. Çözümün sonunda birden fazla cevap bulabilirsiniz. Bu durumda cevapları tek tek yerine koyup denemelisiniz. Eşitliği sağlamayan cevaplar harici cevaplar olacaklardır bu videoda daha çok harici cevabın nereden ve nasıl geldiğinin üstünde durdum umuyorum ki baştaki denklemimizin karekök x'li bir ifade olduğunu ve harici cevabın kökün başındaki eksiyle alakalı olduğunu açıklayabilmişimdir